Herkese merhabalar. Sanal Fırın'a hoş geldiniz. Bu videomda kavala kurabiyesi nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 250 gram un, 250 gram krema yağı, 140 gram toz badem veya toz fındık. Orijinalinde badem vardı, toz badem. Ben bununla karışık kullandım. Yarısı fındık, yarısı badem. 140 gram pudra şekeri ve 1 paket vanilin. Bu arada krema yağı bu tip kurabiyeler için kullanılır. Temin edemezseniz kilosu 15 lira arkadaşlar, gönderebilirim. Aynı zamanda bu yağın yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarin yağını kullanırsanız kavala kurabiyesinin pek özelliği kalmaz. Biraz da salar zaten kendisini. Yani yayılır piştiği zaman. Bunun asıl yağı budur arkadaşlar. Sözü daha fazla uzatmıyorum. Hemen yoğurma işlemine geçeceğim. Önce kuru olanları tezgahımın üstüne alıyorum. Birbirine karıyorum. Pudra şekeri topaklanmış olur. Onun topaklarını da açmak gerekiyor. Aslında elemek gerekiyor da benim zamanım yok. Onun için elemiyorum. Böyle elimle şey yapıyorum. Siz evde eleyin arkadaşlar. Tamamdır. Yağ da ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamur yoğurma işlemi tamamlandı. Hamur hazır. Şöyle bir ayrıntıdan bahsedeyim. Her un aynı olmadığı için bazı unlar daha fazla sıvı yer, bazı unlar daha az. Eğer hamurunuz yumuşak düşerse aynı malzeme, mesela şekeri, işte toz bademi, yağı aynı malzeme. Herhangi bir farklı malzeme koymadan eğer hamurunuz biraz yumuşak düşerse biraz daha un ilave edebilirsiniz. 50-100 gram daha. Eğer hamurunuz yumuşak düşerse, hamur yumuşak olmasın. Kavala kurabiyesinin hamurunun sert olması gerekiyor. Ona göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi bu hamuru bırakacağım. Biraz zaman dinlenecek. Ardından kopatla kesip, şu gördüğünüz kopatla kesip pişirmeye vereceğim. Hamurum bir 10 dakika dinlendi. Şimdi merdane ile açıp kopatla kesip tepsiye dizip pişireceğim. Kavalayı çok fazla inceltmiyoruz. Kalın tutuyoruz hamurunu. Şöyle bir elle düzlüyorum tekrardan. Tamamdır. Kullanacağım kopat bu. Bardakla falan kesebilirsiniz ama bardağın kenarları bu kadar keskin olmadığı için dağılabilir. Pek tavsiye etmiyorum. Kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış fırında 130 derecede pişirmeye veriyorum. Kurabiyelerim pişti, soğudu. Şimdi üstüne pudra şekeri eriyorum. Ardından yemeğe hazır arkadaşlar.
Kurabiyelerimi dün akşam pişirdim. Bir gün dinlendi. Kurabiyeler bir gün dinlenirse daha lezzetli olur arkadaşlar. Şimdi bir doku ve lezzet testine bakalım nasıl olmuş. Müsaadenizle. Gerçekten çok güzel olmuş. Fındık ve bademi de karışık kullandığım için ikisinin de aroması var içerisinde. Harika bir kurabiye olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sanal Fırın'da kalın. Hoşça kalın.